Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 6 Eylül 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Orta vadeli planda enerji gündemi. Hükümetin hazırladığı orta vadeli plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenebilir enerji için önemli teşvikler içeren plan, sürdürülebilirlik alanında da önemli dönüşümler hedefliyor. Elektrikte soğutma talebi azaldı, kışın doğalgaza dikkat. Enerjisa Commodities Piyasa Analizi Müdürü Semih Bucak, doğalgaz piyasasındaki görünümü ve önümüzdeki aylar için beklentilerini paylaştı, dinliyoruz. Bizim en yüksek talebi gördüğümüz dönemler yaz ayları Türkiye'de. O yüzden dedik yani 54 gigawatt'ı açtık ama işte 56'ya ulaşamadık. Kış aylarında bu rekorun kırılması çok zor. Tarihsel olarak hep soğutma talebi, yani Temmuz-Ağustos talebi kış aylarından daha fazla olmuş. O yüzden genel arz talep dengesi kışın daha da rahat. Yani böyle bir kendi içerisinde tehlike görünmüyor. Ama bir ama gaz tarafından geliyor. Avrupa gibi bizim de bir arz problemimiz olabiliyor. O da İran kaynaklı. Hani farklı bir kaynak ama şöyle oluyor. İran havalar çok soğuk gittiğinde, kendi iç talebi de çok yüksek olduğundan Türkiye'de gaz kesintisine gidebiliyor. Gönderdiği gazda kesintiye gidebiliyor. Bu da hem sanayicilerin kullandığı gazı etkiliyor, hem santrallerin kullandığı gazı etkiliyor. Dolayısıyla elektrik arzında bir tehlikeye yol açabiliyor. Yani normal akışta bunu beklemeyiz tabii ki. Hani biz böyle İran'da kesinti olacak vesaire gibi bir öngörüde bulunmak değil burada amaç, ama böyle bir risk var Türkiye'de de kış ayları için. Bunu bu sene de yaşadık, 2022'de de yaşadık, geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Enerjisa Commodities Piyasa Analizi Müdürü Bucak, kış aylarında İran kaynaklı arz sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Elektrik dağıtım şirketlerinden 27 milyar TL'lik yatırım. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder tarafından hazırlanan Elder Sektör Raporu 2022 yayınlandı. Rapora göre Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketinin yatırım miktarı geçen yıl, önceki yıla göre %85 artarak 27.3 milyar lira oldu. Toplam elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre %0.23'lük artışla 253.6 terawatt saate çıktı. Geçen yıl toplam tüketimin %47.73'ü sanayi abonelerinden geldi. Bay OSB enerjisini güneşten alacak. Yeşil OSB olma yolunda ilerleyen Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, güneş enerjisi santrale yatırımı için Power Elektronik ve Power Solar'la sözleşme imzaladı. Proje kapsamında 6 ay içinde bölgeye 1.6 MW gücüne sahip santral kurulacak. OSB elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak. Smart Güneş'ten Sürdürülebilirlik Temelli Strateji Belgesi. Smart Güneş Teknolojileri Anonim Şirketi 2022 yılına ait sürdürülebilirlik raporunu ve 2040 yılına kadarki döneme dair yol haritasını içeren strateji belgesini açıkladı. Buna göre şirket enerjinin daha temiz bir şekilde üretilebilmesi için çalışmalar yürütecek. Yeşil hidrojen konusunda da çalışmalar yürüten Smart Güneş, SolarJaize markası altında yeşil enerjili elektrikli araç şarj istasyonları kurulum çalışmalarına devam ediyor. EPDK'dan Tüpraş başvurularına onay. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 50.4 MW kurulu güce sahip İdris Yaylı Rüzgar Enerji Santrali ve 72 MW kurulu güce sahip Gökçeben Rüzgar Enerji Santrali olmak üzere toplam 122.4 MW'lık depolamalı RES kurulumuna ilişkin iki ön lisans başvurusunu onayladı. Brent fiyatı 90 dolara geçti. Suudi Arabistan Krallığı ve Rusya Federasyonu petrol üretimini kısma kararını yıl sonuna kadar uzattı. Kararı aylık olarak gözden geçirme şartıyla alan iki ülke en az 3 ay daha petrol kesintilerini sürdürecek. Gelişme üzerine Brent tipi petrolün varil fiyatı 91 dolara yaklaştı. Köln hidrojenli otobüs filosunu genişletiyor. Almanya'nın Köln şehrinde toplu taşıma hizmeti veren RVK, 18 otobüslük yeni bir sipariş daha verdi. RVK hali hazırda 35 adet hidrojenli otobüse sahipken, yeni siparişle şehirdeki hidrojenli otobüs sayısını 53'e çıkaracak. Sırada petrol fiyatları var. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntısı kararları ham petrolde yüksek seyri destekliyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varili 89 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 86 dolardan işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 7 Eylül 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2035.87 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 19.20 dilimi için 2441.41 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 04.05 dilimi için 1600.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.